Şimdi izafiyet teorisine göre hareketin ve maddenin olmadığı yerde zamandan da bahsetmek mümkün değil. Uzaydan da bahsetmek mümkün değil. O zaman şu oluyor. Yani bir şeyin başlangıcı, oradaki o maddenin başlangıcı ve mekanın oluşumu, aynı zamanda zamanın oluşumu. Ama o Big Bang ile beraber madde ortaya çıkıyor, uzay oluşuyor ve zaman oluşuyor. Tabii bizim için bunu düşünmesi biraz zor ama olayı şöyle anlatayım. Başlangıçta bir ortaya çıkan işte o patlamayla genişlemesiyle bu genişleyen her alan uzaya dahil oluyor. Bu genişlemenin dışarısında bir uzay yok. Uzayın içinde bir genişleme yok. Uzayı bizatihi oluşturan şey izafiyet teorisine ve modern bilime göre buradaki Evet. genişleme süreci. Her genişlemede yeni varılan süreçler ama uzay dinamik bir uzay. Yani buradaki tabii çok enteresan bir şey var. Ne Aristoteles'in zannettiği gibi böyle bir adeta böyle demirden böyle zincirler gibi sınırlar olan bir evren. Ne de Newtoncu şemayla ortaya çıkan sonsuza dek yayılmış bir evren. Sürekli genişleyen dinamik bir Evet. evreni ortaya koyuyor. Ve bu genişleme nereye varırsa uzay da oraya genişliyor. Orası uzay oluyor. Genişleme uzayın Evet. içinde değil, uzayı oluşturarak oluşan bir Evet. süreç. Evrenin boyutları ile ilgili programımızın sonunda girelim. Big Bang ile ilgili VTR'mizi seyrettikten sonra o boyutlar meselesini açalım. Çünkü eğer zamanın, uzay ve zamanın bir başlangıcı varsa, o zaman genişliyorsa bunun bir sınırı olması lazım diye bir soru doğuyor ortaya. O iyice kafa karıştıran bir soru. Boyutlar meselesinde oraya girelim. Şimdi şunu sorayım ben size. Zamanın işleyişiyle alakalı bazı deneyler var. Gözlemler var. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Mesela atom saatleriyle yapılan jet pilotlarında yapılan deneyler var. İkizler paradoksu diye de bilinen örnekler. Bunları Tabii biraz ikizleri bahsederseniz. test etmek mümkün olmadığı Tabii. için yani zaman izafi gitmesi şu demek. Bir Ama şey biraz daha daha hızlı, saatli onu da kısaca deneyler. anlatayım. Bir şey daha hızlı gidiyorsa onda zaman daha yavaş geçiyor demektir. Yani siz uçakla hep seyahat eden biri daha geç yaşlanır ama bu aşağı yukarı insan ömründe bir saniye bile varmayacak şey olduğu için önemsizleşir. Diğer taraftan bir dağın tepesinde yaşayan bir insan da yer çekimi de zamanı yavaşlattığı için hayatının sonuna kadar daha geç yaşlanır. Ama bu da yine bir saniye belki varmayacak bir şey olduğu için önemsizdir. Bunu test etmek için çok hassas saatler yapıldı. Tabii ki bu ikizleri test etmek mümkün değil. Çünkü ışık hızına yakın Tabii. bir hızla bizim erişmemiz mümkün değil. Test etmek için çok hassas saatler yapıldı. Bu saatler birden fazla deney yapıldı. Tek bir deney değil. Dünyanın etrafında uçaklar uçurulurdu. Kimisi ters yönlerde uçurtuldu, şey uçurdu. Bir tane kimi saatler yeryüzünde tutuldu. Böylece o saatlerin karşılaştırılıp gerçekten zamanın izafi olup olmadığı anlaşılmaya çalıştı. Çünkü klasik bizim zaman algımıza göre zaman hiçbir şeyden etkilenmeyen bir şey. Birçok kimsenin zaman algısına Evet. göre yani o saatler arasında hiçbir fark olmaması gerekiyordu. Fakat saniyenin işte 10 milyonlarda birlik dilimlerinde farklar olduğu anlaşıldı. Bir tane deneyde hatırladığım kadarıyla mesela saniyenin 55 milyon birinde oldu ama bu felsefi açıdan çok büyük sonuç Tabii, doğuracak bir tabii. şey. Oradaki saniye anlamsız da olsa. Burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Uçaklar hızlı uçtuğu zaman yukarıdan uçan uçaklar yer çekiminden az etkilendiği için zaman daha hızlı akar. Çünkü yer çekimi arttıkça zaman Evet. yavaşlıyor. Diğer taraftan hız Hız arttığı için de zaman arttıkça yavaşlar. Şimdi bu yer çekimine daha az etkilendiği için orada zaman daha hızlı geçiyor, hız arttığı için yavaşlıyor. İkisinin de dengeleyecek şekilde matematiksel hesaplarının yapılması gerekiyor. Fakat bu yani saatlerle birçok deney yapıldı ve şu anda hiç kimsenin şüphesi olmayacak şekilde bu saat deneyleri Evet. bunu gösteriyor. Saniyenin çok kısa kesitlerinde, nanosaniyelerde bile olsa teorik olarak bu da Tabii zamanın tabii. izafiyet teorisinin deneysel kanıtlarından bir tanesi olarak. Yani felsefi açıdan dev bir adım. Evet. Yani zaman felsefesi de şunu söyleyeyim, özellikle felsefenin zor alanlarından biridir. Yani belki ilgilenenleri de diğer konulara nazaran biraz daha azdır. Böyle bir siyaset felsefesi, bilim felsefesi kadar çok kişi bulamazsınız. Özellikle zaman felsefesiyle ne odaklanmış. Ama orada bir çığır açacak kadar büyük bir değişiklik bu.